Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisim. Karaköklü ifadeler karaköklü bir sayıyı A kök B şeklinde yazma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, öncelikle A kök B şeklinde yazmak için ne yapmamız gerekiyor? Bakın, karekök içindeki sayıyı çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde iki sayının çarpımı biçimde yazılır. Tam kare olan sayı kök dışına çıkarken diğeri kök içerisinde kalır diyoruz. Gençler, burada a ve b sıfırdan büyük olmak üzere diyoruz. Evet, kök a'yı bakın a kare b gibi düşünürsek buradan a'yı dışarıya a olarak a kareyi a olarak çıkarıyorum. Kök b de içeride kalır dedik. Şimdi 12 sayısına baktığımız zaman 12'yi ne yapmış gençler? Bakın 4 çarpı 3 olarak düşünün. Çünkü 4 tam kare ifadedir. Ve karekök dışınasını çıkar diyoruz. Karekök dışına 2 olarak çıkar. 3 de karekök içerisinde kalır diyerek birinci yolumuzu gösterelim. İkinci yolda gençler asal çarpanlı algoritmasından faydalanıyoruz. Bize verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorum. Bakın buradan eşleşenler gençler dışarı çıkar. 2 tane 2 olduğu için bir tanesi dışarı çıkar. Eşleşmeyen sayı da içeride kalır diyoruz. Gençler, çıkanlar içeride kendi arasında çarpılır. Çıkamayanlar da içeride kendi arasında çarpılarak köklü ifade içerisine yazılır diyelim. Peki a'yı gençler kök içerisine alırken, evet, öndeki katsayı kök içine alırken katsayının karesi alınır ve kök içindeki sayı ile çarpılır. Bakın burada a'yı kök içerisine alırsam a kare olarak girer ve b ile çarpılır. Evet, 3'ü içeri alırsam 3'ün karesi 9'dur. 9 olarak girdi diye düşünürüz. 9 kere 2 18'dir. 6'yı kök içerisine alırsam 6'nın karesi 36'ya eşittir ve 36 ile 3'ü çarparak kök içerisinde 108 olur deriz. Evet, ilk etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen kareköklü ifadeler a kök b şeklinde yazınız diyor. Gençler, eğer içerideki sayıyı, yani 27'yi ben eğer tam kare bir ifadenin çarpımı gibi düşünemezsem, yani 9 kere 3 gibi düşünemezsem, mutlaka ne yapacağız? Arkadaşlar, mutlaka çarpanlarını ayıracağız. Asal çarpanlarını ayıracağız. Bakın 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Kök içerisinde 3 kalır. Peki arkadaşlar, bir de altta 27'yi asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1'dir. Bakın 2 tane 3 eşleşti gençler, dışarı çıkacak. Bu dışarı çıkar. Bu da kök içinde kalır gençler. Evet. Karekök 45'i arkadaşlar 9 kere 5 diye düşünürsem, yani tam kare ifade olduğu için gençler 9 kere 5 düşündüm. 9'u karekök dışına 3 olarak çıkartırsam kök içerisinde 5 kalır. 72 36 çarpı 2 gibi düşünebilirsek 36 tam kare ifadedir ve dışarı çıkar. 6 kök 2'dir. Bir de gençler 72 tekrar şurada asal çarpanları ayırarak gösterelim. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldük 1'dir. Bakın eşleşenler dışarı çıkar demiştik. Evet, 2 çıktı, 1 de 3 çıktı. Bunlar dışarıda çarpılıyor. 2 kere 3 6 yapar. Bakın buradaki 2 de kök içerisinde kalır gençler. 6 kök 2'yi bu şekilde de görebiliriz. Evet, kök 80'e baktığımız zaman gençler, 80 tam kare ifade olarak düşünecek olursak, tam kare bir ifade çarpımı gibi düşünelim. 16 çarpı 5 olarak düşünelim. 16 4 olarak çıkar, 5 kök içerisinde kalır. Evet. 108'i gençler, tabii ilk başta arkadaşlar bu konu yeni konu olduğu için direkt tam kare bir ifadenin çarpımı gibi düşünemeyebilirsiniz. Hemen şurada 108'i yine çarpanlarına ayıralım, asal çarpanlarına. 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldük 1'dir. Eşleştiriyorum bakın. 2 çıktım. 3 çıktı. İçeride 3 kaldı. O halde 2 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 yapar. Bu da kök içerisinde kalır. Ne demektir? 6 kök 3 demektir. Peki tam kare ifade olarak nasıl düşünebiliriz gençler? 108 36 çarpı 3 olarak düşünürsek 36 tam kare ifadedir ve 6 olarak çıkar. Kök 3 de 3 de kökün içerisinde kalır. 147'yi gençler hemen şöyle
Yazıyorum. 49 çarpı 3 olarak düşünürsem gençler, 49 7'nin karesiydi, 7 olarak çıktı. Kök içerisinde 3 kaldı. 7 kök 3'e eşittir diyoruz. Peki 150 sayısı gençler, 150 25 çarpı 6'dır gençler. 25 5 olarak çıkar. Karekök içerisinde 6 kalır. 5 kök 6 eşittir. 125'i de 25 çarpı 5 olarak düşünürsem 5 kök 5'e eşittir diyelim. Şu alttaki arkadaşlar ifadeleri temizleyeceğim. İşlemlerimizi temizleyelim. Buradaki işlemleri de asal çarpanlarını ayırarak göstermek istiyorum. Evet, 288'i gençler hemen şöyle asal çarpanlarını ayıracağım. Daha sonra eşleştireceğiz. 2'ye böldüm 144. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldük 1'dir. Şimdi baktığım zaman sevgili gençler, eşleştiriyorum bakın. 2, 2 ve 3 eşleşti. İçeride 2 kalacak. Evet, 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Bunları çarpıyorum. 12 kök 2'dir diyoruz. Peki 320'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Gençler eşleştirdiklerimiz dışarıda çarpılacak demiştik. Bakın iki tane ikileri eşleştiriyorum. Kök içerisinde de 5 kalacak. 2, 2 ve 2. 3 tane 2'yi çarparsam 8. Kök 5 olur. İfadenin değeri. Peki arkadaşlar burada da 500'de arkadaşlar şöyle görelim. Eğer çift sıfır varsa gençler bir sayının yanında. Şimdi ne yapıyorum? Çift sıfır arkadaşlar bir tane olarak düşünüyorum. Aslında bunu 5 çarpı 100 gibi düşünebilirsiniz. 100 biliyorsunuz arkadaşlar 10 olarak dışarı çıkar. 5 de kök içerisinde kalır. Arkadaşlar mesela ne yapalım? Şöyle kök 1600 diye yazayım. Gençler bakın sıfırı ayıralım. 16'yı ayrı düşünelim. Şimdi 16'yı karekök dışına direkt çıkarabilirim. 16 4 olarak çıkar. Gençler çift sıfırda eğer 2 tane, 4 tane, 6 tane varsa arkadaşlar sıfırın yarısı kadar dışarı çıkar. Yani bir tane sıfır çıkar ve buraya bir tane sıfır yazarız. Bir de gençler hemen şöyle ne yapalım? bini 25'e ayrı düşüneceğim. 4 sıfırı ayrı düşüneceğim. 25 5 olarak çıkar. 4 sıfırda gençler yarısı 2 sıfırdır. Bakın bunun da değeri 500'dür diyebiliriz arkadaşlar. Bu yolda kullanabilirsiniz. 216'yı yine asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e bölünür 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Eşleştiriyorum 2 ve 3. Bakın gençler 2 ile 3 dışarı çıkacak. Çarpılacak 6 oldu. Burada 2 ile 3 de karekök içerisinde kalacak. Bunlar da karekök içerisinde çarpılarak yine 6 olacak. Demek ki ne oldu arkadaşlar? 6 kök 6'ya eşittir diyoruz. Evet devam edelim. Evet, bu etkinlikte benden arkadaşlar öndeki katsayılar kök içine almamı istiyor. Bakın 2'yi kök içerisine alacağım. 2'nin karesi gençler 4'tür. 4 olarak girer. 4 kere 7 kök 28'dir. 3'ü karekök içerisine alırsam 9 olarak girer. 9 çarpı 6 kök 54'tür. 4'ü karekök içerisine alırsam 16 çarpı 3'ten karekök 48'dir. 3'ü karekök içerisine alırsam 9 olarak girer. 9 çarpı 5 karekök 45'tir. Evet devam edecek olursak. Evet gençler bakın negatif sayılara dikkat edelim. Negatif gençler yani eksi 4'te 4 içeri girer ama eksi girmez arkadaşlar. Eksi kalacak. 4'ü 16 olarak içeri alıyorum. Ve 5 ile çarpıyorum. Bunu da eksi kök 80 olarak yazarız. Evet, eksi içeri almadım. Lütfen dikkat edelim. 2 kök içerisine 4 olarak alırım. 4 çarpı 18 kök 72'dir. 10'u karekök içerisine 100 olarak alırız. 100 kere 2 kök 200 olur. 9'u karekök içerisine 81 olarak alırsam bu da kök 400
5 olur diyoruz. Evet sevgili gençler, devam edelim. Arkadaşlar, karekökli ifadeleri karşılaştırma veya sıralama yapılırken katsayılar mutlaka kök içerisinde alınıyor. Kök içerisinde büyük olan sayı gençler büyüktür, küçük olan küçüktür şeklinde sıralama yapacağız diyelim. Şimdi şöyle büyütelim etkinliğimizi. Büyükten küçüğe sıralamamızı istiyor. Bakın burada arkadaşlar hemen şöyle her bir sayımızı kök içerisine alacağım. 3'ü kök içerisine alırsam 9 olarak girer. 9 çarpı 6 kök 54'tür. 2'yi kök içerisine alırsam 4 olarak girer. 4 kere 5 kök 20'dir. 8 de kare kök içerisine 64 olarak girer. Burada arkadaşlar en büyüğü kök 64'tür. Yani 8'dir. 8 büyüktür. Kök 54 o da 3 kök 6'ydı. O da büyüktür kök 20'den yani 2 kök 5'ten. Yine kök içine alırsak 2'yi kök içine alırsam 4 olarak girdi. 4 kere 10 kare kök 40. 6 kök içerisine 36 olarak girer. 4 16 olarak girer. 5 ile çarparsak da kök 80'dir. Burada en büyük ifade kök 80 yani 4 kök 5. Büyüktür kök 40 o da 2 kök 10. O da büyüktür karekök 36 yani 6 olarak sıralama yaparız. Evet 10'u karekök içerisine alırsam gençler 100'dür. 9'u karekök içine alırsam 81 olarak girer. 81 çarpı 2 karekök 162 olur. 5'i karekök içerisine alırsam 25 çarpı 5'ten ne olur arkadaşlar? 25 kere 5 125 olur. Şimdi baktığımız zaman burada en büyük sayımız arkadaşlar 162. Kök 162. Yani 9 kök 2. Daha sonra 5 kök 5. Ve en küçük sayımız kök 100'den 10'dur diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet burada da yine büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istedi. Gençler 6 kök 3'ü karekök içerisine 6'yı alırsam 36 çarpı 3'ten kök 108'dir. 11 karekök içerisine karekök 121 olarak girer. 4'ü karekök içine alırsam 16 olarak girer. 16 çarpı 6 da ne olur gençler? Karekök 96. Şimdi en büyük ifademiz kök 121 yani 11 büyüktür. Kök 108 6 kök 3'e eşittir. Son olarak da 4 kök 6 en küçük sayıdır diyoruz. Evet burada gençler kök 80 dursun 7'yi alalım. 49 çarpı 2'den kök 98'dir. 9'u da karekök içine alırsam kök 81. Bakın burada en büyük ifade kök 98 yani 7 kök 2. Büyüktür kök 81 yani 9. O da büyüktür kök 80 şeklinde ilk halleriyle bize verilen halleriyle yazmış olduk. Evet 2'yi karekök içine alırsam gençler 4 kere 15 karekök 60'a eşit olur. 7 karekök içerisinde 49'dur. Bu da zaten karekök 90. Bakın karekök 90 en büyük ifade. Daha sonra karekök 60 o da 2 kök 15'ti. O da 7 olarak yazar. Evet kök 49'da 7 olarak ifade ederiz. Evet devam ediyorum sevgili gençler. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Evet arkadaşlar aşağıda verilen eşitliklerde harflerin yerine gelmesi gereken değerleri yazınız diyor. Şimdi gençler bakın 50'yi karekök içerisinde dışına ne kadar çıkarabilmişiz arkadaşlar? 2 kalmış. Şöyle düşüneceğim o halde ben. 50 yerine 25 çarpı 2 yazarsam bakın bu 2 kalacak 25 dışarı çıkacak. 5 kök 2'dir. O halde A yerine gelmesi gereken sayı 5'tir. Şimdi dışarıya 3 çıkardığıma göre gençler 3'ü içeri koyduğumuz düşünürsek 9 olarak girer. Yani ben bunu 9 çarpı 10 olarak düşüneceğim. 9 dışarı çıkartırsam 3 olarak çıktı. Kök içerisinde 10 kaldı. Bakın 3 kök B'de B yerine 10 gelir. Evet gençler içeride 3 kalacak şekilde düşünürsek bunu 4 çarpı 3 olarak yazarsam 4'ü 2 olarak çıkartırım. 2 çarpı 2 çarpı kök 3 olur. 2 ile 2'yi çarparsak da 4 kök 3. Bakın buradan C kök 3 4 kök 3. O halde C yerine 4 gelir diyoruz. Evet gençler burada ne yapmış? E karekök içerisinde. O halde ben 5'i karekök içine alacağım. 25 çarpı 3 olarak düşünürsek kök 75 olur. Bakın buradan kök E olduğu için kökün içerisindeki sayılar birbirine eşittir diyoruz. E'nin değeri 75'e eşit olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki
Etkinliğimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın burası da çok güzel bir etkinlik karşımıza çok sıkça gelecek. A ve B birer doğal sayı olmak üzere kök 180 A kök 5 eşitliğinde A artı B kaç farklı değer alır? Gençler bu sorularda hemen 180'i asal çarpanlara ayırınız. Daha sonra değerlendirmemizi beraber yapalım. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Arkadaşlar bakın burada eşleşen sayılara dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben birinci olarak şunu diyebiliyorum. Ben 180'i hiç dışarı çıkarmamış olsam, yani 180 tamamen içeride dursam, 1 kök 180 olarak yazabilirim. Burada A hangisi arkadaşlar? A öndeki katsayı, B de içerideki sayı. Yani B de 180 oluyor. Buradan A artı B diye yazalım. 1 artı 180'den 181 değer alır. Arkadaşlar bakın şu sadece 2'yi çıkartırsam, sadece 2'yi çıkartırsam buradaki sayılar içeride kalacak. Bakın 2'yi çıkarıyorum. 2'yi çıkardığım zaman 3, 3 ve 5 kaldı. Çarptığım zaman 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45. Yani 2 kök 45 olarak yazabilirim. Yani A 2'dir. B de 45'tir der. Topladığım zaman 47 değerini alabilir. 2'yi değil gençler 3'ü dışarı çıkartırsam içeride kalan sayılar 2, 2 ve 5. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. Bakın 3 kök 20 de bunlara eşittir. O halde A 3, B 20'dir. Topladığım zaman 23 olur. Peki arkadaşlar hepsini dışarı çıkarsam yani 2 ve 3'ü beraber dışarı çıkarsam 6 olarak çıkar. İçeride de 5 kalır. Bu da 6 artı 5'ten 11 olur diyoruz. Evet kaç farklı değer aldı arkadaşlar? Baktığımız zaman 4 farklı değer alır diyoruz. 181, 47, 23 ve 11 şeklinde değerler alır diyelim. Evet gençler ne yaptım burada arkadaşlar? Sırayla hiç çıkarmadım. Sadece 2'yi, sadece 3'ü, 2 ve 3'ü beraber çıkartarak değerlendirmemizi yaptık. Evet buraya geldiğim zaman yine kök 432'yi gençler M kök N şeklinde yazacağım. Öncelikle hemen 432'yi asal çarpanlardan ayıralım. Daha sonra değerlendirmemizi beraber yapalım. 2'ye böldüm. Ne olur arkadaşlar 2'ye bölersem? 432'yi 2'ye bölersek 216. Tekrar 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Şimdi sevgili gençler bakın burada dışarı çıkacakları eşleştiriyorum. Yani 2, 2 ve 3 çıkabilir. Öncelikle yine arkadaşlar hiçbir şey çıkarmadığımızı düşünelim. Şuraya M, buraya kök N yazayım. Hiçbir şey çıkarmazsam gençler 1 kök 432 olabilir. Evet öndeki katsayı 1 olabilir. Bakın burada görmeyen bir 1 var. Burada M artı N 1 artı 432'den 433'tür. Şimdi arkadaşlar sadece 2'yi çıkarsam sadece bir tane 2 çıkarayım. 2 çıkardığım zaman içeride kalanlar gençler bakın şunlar. Bunların hepsini çarpımını yazacağım. 2 kere 2 4 3, 3 ve 3 çarparsam 27. 27 ile 4'ü çarparsak da gençler ne olur? 108 kalır. Zaten buradan baktığımız zaman 108 olduğunu görüyoruz. Yani 2 kök 108 olabilir diyoruz. Yani M2, N de 108 olur. Buradan toplamları 110 olur. Şimdi 2'yi çıkarmıştım. Peki arkadaşlar bir de 2 tane 2'yi çıkarayım. Yani 4'ü çıkartırsam geriye kalan bakın şuradaki 3 tane 3'tür. Yani 27 kalır. Burada 4 kök 27'den 4 artı 27 31 değer olur. Arkadaşlar bir de 3'ü çıkarayım sadece. 3 çıkartırsak. Bakın arkadaşlar burada kalemi değiştireyim. Neler kalıyor? 4 tane 2 kalıyor. 1 tane 3 kalıyor. Yani 16 çarpı 3'ten 48 kalır. Bunu da 3 artı 48 ne yaparız? 51 olarak yazabiliriz. Şimdi 2'yi çıkardım, 4'ü çıkardım, 3'ü çıkardım. Bir de gençler şöyle 6'yı çıkarmış olsam 6 çıksın. 6 çıktığı zaman gençler 2 tane 2, 1 tane 3 kalacak. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 6 kök 12 buradan da 6 artı 12 18 olacak. Bir de sevgili gençler
Hepsini çıkarmış olsak yani 2, 2 ve 3'ü çıkartırsam 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 12 kök 3'e de eşittir diyeceğiz. 12 kök 3'ü 12 artı 3'ten arkadaşlar ne yaparız? 12 artı 3'ten 15 olarak yazarız. Evet, baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alır. Zaten benden kaç farklı değer alır demişti. 6 farklı değer alır diyoruz sorumuzun yanıtına. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.